Akıllı telefonların geçmişine baktığımız zaman 2007 yılında Steve Jobs ilk iPhone'u tanıttığı zaman gerçekten büyülenmiş gibi hissetmiştik. Şimdi biraz daha geriye dönecek olursak bu görmüş olduğunuz telefon artık bunun ismini bile hatırlayamıyoruz. Eğer birisini aramak isterseniz tuşları çevirmeniz gerekiyor, santrale bağlanmanız gerekiyor, daha sonrasında karşıdaki kişiyle iletişim kurmanız gerekiyor. Ama Steve Jobs'ın 2007'deki atılımı ile birlikte buradaki iPhone artık ceplerimize girmeye başladı ve diğer nice Android telefonlarla birlikte hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman artık telefon çok fazla bize ağır gelmeye başladı dedik ve işin sonunda bir akıllı saati bileğimize taktık. Telefon görüşmelerimizi, mesajlarımızı, almak istediğimiz tüm haberleri bir akıllı saat veya bileklik üzerinden almaya başladık. Tabii işler bu noktadan sonra çok daha farklı bir hale gelmeye başladı. Apple'ın başlatmış olduğu bu vizyon günümüzde hala devam ediyor. Apple'dan ayrılan iki mühendisin kurmuş olduğu bir şirketle birlikte Human AI Pin artık hayatımıza girmeye başladı. Peki nedir bu Human AI Pin? Gelin yakından bakalım. Sanırım introyu izlerken aklınıza belki de Doctor Strange gelmiş olabilir çünkü avucunuzun içerisinde hologramla yansıtılmış bir ekran görüyorsunuz ve bu ekranla birlikte yapay zekayı kullanabiliyorsunuz. Human şirketi yapay zeka ile birlikte çalışan artık telefona ihtiyaç duymadan sadece avucumuzun içerisinden veya gömleğimize, tişörtümüze taktığımız bir küçücük ürünle birlikte hayatımıza devam edebileceğimizi söylüyor. Human şirketi bu zamana kadar 250 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Çok ünlü teknoloji şirketleri bu şirkete yatırım yaptı ve bu şirketlerin arasında OpenAI var. Kurucu ortağı Sam Altman büyük bir yatırımla Human şirketini destekliyor. Peki neden destekliyor? Şu an detaylarda görmüş olduğunuz gibi bu küçücük ürünü tişörtünüze taktığınız zaman dilediğiniz tüm işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonda yapmak istediğiniz işlemlerin aynısını AI Pin'de yapabiliyorsunuz. AI Pin'e baktığımız zaman fiyatı yaklaşık 600 dolar. Çok yakın bir zamanda ofise bu ürün gelecek. O yüzden yorumlarınızı, fikirlerinizi, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin ve gelecekte akıllı telefonlar nereye evrilecek? Bu konuda sizin fikirleriniz oldukça önemli. Yorumlarda buluşalım. AI Pin'i sizlere çok detaylı bir şekilde anlatacağım ama aslında şirkete biraz odaklanmamız gerekiyor. Çünkü işin arka tarafında dahiyane fikirler var, dahiyane insanlar var. Hani demiştim ya Apple'ın iki eski çalışanı diye İmran Chaudhry ve Bethany Bongiorno'nun kurmuş olduğu yapay zeka girişim şirketi olan Humane'de gelecekte ne yapabileceğimiz konuşuluyor. Gelecekte telefonları bir kenara atmayı ve sadece hologramla birlikte hayatımız yönetilmesi ve yapay zekanın da desteğiyle birlikte artık dilediğimiz tüm işlemleri tek bir dokunuş sayesinde veya bir ses sayesinde halledebileceğimiz söyleniyor. Şirketin bu bakış açısı beni mutlu ediyor. Ancak bir sorun var. O da yapay zeka bu işin tam olarak neresinde? Şirketin kurucu ortaklarından İmran Chaudhry şunu söylüyor. Dünyanın ilk yapay zeka destekli bilgi işlem cihazımızı biz nitelendirdik. Chaudhry, AI Pin'in hem dil tanıma hem de tüm bildirimlerinizi, mesajlarınızı, e-postalarınızı ve görüşmelerinizi düzenlemenin ağır yükünü yapmak için yapay zekayı kullandığını söylüyor. Tamam bu söylediklerinin hepsi doğru ancak biz bir telefon kullanarak zaten bu işlemlerin hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Yani siz 600 dolara satılan bir ürünü aylık 24 dolar daha vererek internet kullanımı ile birlikte kullanınca telefondan ne farkı kalıyor? Tabii her ne olursa olsun bu girişim bence çok kıymetli. Çünkü bu iki kurucu ortak Apple'da çalışıyorken arkadaşlar iPad'lerin bugüne kadar gelmesini sağlayan iki kişiydi ve bunun sonucunda Humane şirketi kuruldu. Cihazın en önemli özelliklerinden birisi de yapay zeka tarafından desteklenen sesli komutlarla kontrol edilmesi. Peki kullanıcılar AI Pin'e sesli olarak komut verebiliyor. Mesela ChatGPT'ye sorduğunuz soruların aynısını Humane AI Pin'e de sorabiliyorsunuz. Çünkü altyapısı ChatGPT ile birlikte geliştirilmiş durumda. Peki neler yapabilirsiniz? Diyelim ki bir manava gittiniz. Elinizdeki meyvenin ne olduğunu bilmiyorsunuz veya içerisindeki kalorinin, işte besin miktarının ne kadar olduğunu merak ediyorsunuz. AI Pin bunu cevaplayabiliyor. Veya çocuğunuz var, yürümeye başladığı ilk anı kayıt altına almak istiyorsunuz ama hızlıca telefonu çıkartayım veya telefon yanınızda olmayabilir. Direkt olarak tişörtünüzde bulunan AI Pin'deki butona bastıktan sonra kamera çalışıyor ve fotoğraf çekebiliyor. AI Pin içerisinde 13 megapiksel değerinde bir kamera var ve Full HD 30 FPS kare hızında videolar da çekebiliyor. Ama video özelliğinin yakın zamanda geleceği de belirtiliyor. Bununla birlikte diyelim ki Koreli bir arkadaşınız var. Ne söylediğini anlamıyorsunuz ama AI Pin anlık olarak çeviri yapabiliyor ve sizin söylemek istediklerinizi de Korece olarak karşı tarafa iletebiliyor. AI Pin'in yapay zekasına direkt olarak sorular sorabildiğiniz bu sistem gerçekten benim hoşuma gidiyor. Geliştirilen yapay zeka sistemi kullanıcının ne yapmak istediğini
istediğini veya hangi bilgiye ihtiyaç duyduğunu anlayarak kullanıcıya iletebiliyor. Yazılım tamamen bu şirkete ait. Güvenlik ve gizlilik konusunda çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Çünkü diyelim ki sizin tişörtünüzde AI pin var. Fotoğraf çektiğiniz, sesli görüşmeler yaptığınız, bildirimlerinizi aldınız vesaire. Burada toplanılan bütün bilgiler şirketin database'inde saklanıyor ve bu database'in uçtan uca şifreli olduğu, kullanıcının dışında hiçbir yere gönderilmediği ve tamamen şirketin elinde olduğu belirtiliyor. Ne kadar doğru, ne kadar güvenli bilmiyoruz ama şirketin kendi sitesinde bu bilgiler mevcut arkadaşlar. Şimdi AIP'nin biraz daha böyle teknik özelliklerine geçelim. Yani hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor buna bakmamız gerekiyor. AIP'nin üst kısmında bir kamera var. Ayrıca bir LED ışık var arkadaşlar. Bu LED ışık yapmış olduğunuz aktiviteye göre değişebiliyor. Diyelim ki mikrofon açık, sesli görüşme yapıyorsunuz. İşte turuncu yanıyor. Fotoğraf çekiyorsunuz, yeşil yanıyor. Devam ettiğimiz zaman AIP'ni iki kere dokunduğunuz zaman fotoğraf veya video kaydı gerçekleştirebiliyor. Çekilen fotoğrafları da Huawei'nin web uygulamasından erişebiliyorsunuz. Bununla birlikte arkadaşlar cihazımızın içerisinde dokunmatik yüzey var, hareketler var. Şimdi bu cihazın içerisinde bir hologram sensörü var. Bu sensörle birlikte avucunuzun içerisinden artık dinlediğiniz müziği, gelen aramaları, bildirimleri, her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Dışarıdan çok komik gözüküyor olabilirsiniz ancak baktığınız zaman en son teknolojiyi avucunuzun içerisinde kullanmak, yani şu kısımdan şu kısıma gelmek bence büyük bir başarı, büyük bir atılım insanoğlu için. Ben böyle düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazın. Şimdi avucunuzun içerisine baktığınız zaman müziği değiştirmek istediğiniz esnada şu şekilde ellerinizi veya parmaklarınızı hareket ettirmeniz gerekiyor. Bununla birlikte bir arama geldi. Parmaklarınızı yine kullanarak aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Veya siz bir müzik dinlemek istediniz. Tabii ki de Bluetooth özelliği cihazın içerisinde var. Bluetooth kulaklığınızı bağlayabiliyorsunuz. Ancak cihaz eğer üstünüzdeyse ve yine müzik dinlemek isterseniz bir bulut şemasında sizlere müzik sunabiliyor. Üst tarafında bulunan hoparlör sayesinde tam olarak aşağıdan yukarı nota bulutu oluşturuyor ve sadece müzik burada yankılanıyor. Siz de dinlemek istediğiniz müziği duyabiliyorsunuz. Bu arada cihaz 34.2 gram ağırlığında. Yani cihazı üstünüze taktığınız esnada hissetmiyorsunuz ve artık yolunuz devam edebiliyorsunuz. Mesela neler yapabilirsiniz veya bu ürün hayatınızı nasıl kolaylaştırabilir? Atıyorum bir sporcusunuz, dağa çıktınız ama rakım yükseldikçe burada hem oksijen seviyesi hem de belki rüzgar, hava koşulları kötü olabilir. AIP'in burada zaten yapay zekanın da desteğiyle birlikte hava durumunu önceden tahmin edip sizlere uyarılarda bulunabiliyor. Mesela şunu diyebilir: burada rüzgar çok fazla, dikkat et. Veya işin biraz daha böyle kişiselleştirilebilir kısmına gireyim. Akşam evdesiniz, işten geldiniz, uzanıyorsunuz ama çok fazla insan olmasın yanınızda istiyorsunuz. AIP'inle birlikte bir arkadaş kurabilirsiniz. Nasıl ki ChatGPT'ye girdiğiniz zaman işte ben hayatımda neler yapmalıyım, bana bir şeyler öner gibi sorular soruyorsunuz. İşte AIP'inde de bunu sesli olarak, yani bir arkadaş gibi, bir asistan gibi AIP'inle sohbet edebilme imkanınız oluyor. Şunu AIP'in olarak düşünün. Şurada bir AIP'nim var benim. Buna basılı tuttuğum esnada AIP'ini bu arada isimlendirebilirsiniz. Diyelim ki ben ismini Mahmut yaptım. Mahmut, bu akşam çok yorgunum. Mahmut niye yapıyorum ki ben? Değil mi abi? Mesela Angelina yaptım. Atıyorum şu an sesli düşündüğüm için böyle. İşte Angelina, bu akşam nasıl bir kahve içmeliyim? İşte modum şöyle falan. Orada sizlere yardımcı olabilir arkadaşlar. Hem eğlenceli hem de kötüye kullanımı biraz daha böyle ucu açık gibi duruyor arkadaşlar. Ama AIP'in çok yakın zamanda bu ofise gelecek ve birlikte bu ürünü deneyimleyeceğiz. Benim almış olduğum notlar bu kadardı. Bir akıllı saat görünümünde AIP'in dediğimiz hologram ile avucunuzun içerisine yansıtan bir görüntü. Üstünüze taktığınız zaman yapay zeka ile bütünleşiyor. Bir cep telefonu işte, yani kısacası tüm dijital ağın bir saat kadar kutuya toplanması. Bugünkü konumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.